Tonguç, LGS'ye çalışırken zorlanıyor musun? Evet hocam, bıktım yeni nesil sorulardan ya. Aynen öyle. Birçok arkadaşımız zaten senin gibi ve neden acaba bu yeni nesil soruları halledemiyoruz dedik ve biz de dedik ki 2 milyondan fazla öğrencinin şu ana kadar kullandığı ve gerçekten başarıdan başarıya koştuğu Dinamo kaynaklarımızı sana anlatmak istiyorum. Bir kere Tonguç evladım benim, bir setimiz var. O da Dinamo set 8. sınıf LGS Dinamo yeni nesil soru bankaları tüm dersler setimiz. Bu setin içerisinde gel senle beraber inceleyelim bakalım neler var. Bu setimizin içerisinde aslında bizim sorumlu olduğumuz hem LGS'de hem 8. sınıfta sorumlu olduğumuz İngilizce dersimiz, din kültürü dersimiz, fen dersimiz, Türkçe dersimiz, matematik dersimiz ve inkılap tarihi derslerimizin hepsi mevcut ve bu setimizin özelliği şu evladım benim. Bir kere dedik ki yeni nesil sorularda zorlanıyoruz ve biz bunları halletmemiz gerekiyor. Peki bu yeni nesil soruları nasıl halledeceğiz dedik ve şöyle bir metot geliştirdik. Dedik ki Dinamo kitaplarımızın içerisinde, yani Dinamo serimizin içerisinde her dersin aslında ilk başta konusunu okulumuzda öğreniyoruz veya videolarda öğreniyoruz ve ardından da bununla alakalı öğretici sorular çözmemiz gerekiyor. Ne demek öğretici sorular? Temel seviye ve seni çok zorlamadan ama yine yeni nesil tadında hem dikey hem yatay olmak üzere temel seviye konu öğreten sorularla bir konuyu tam bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. İşte onu konu öğreten sorularla yapıyoruz. Mesela mevsimlerin oluşumu ilk konumuz. İlk başta konu öğreten sorularımız var. Dikey ve yatay olmak üzere. Ardından da konuyu pekiştiren orta ve zor seviye sorular lazım bize. Ve o sayede konu ilk başta temel seviye sorularla öğrenilecek, oturacak kafamızda, ardından orta ve zor seviye sorularla kendimizi sınayacağız. Birazcık daha ileriye gideceğiz. İşte bütün bu konuları bu şekilde hallettikten sonra da bir de tabii ki LGS'ye ve yazılılara hazırlanmak için bütün kazanımların bir arada olduğu ünite değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Yani artık hem LGS'de hem okul sınavlarında ne yapıyorlar? Soruları tek mevsimlerin oluşumundan veya iklim ve hava olaylarından sormuyorlar. İkisini bir araya getirerek bunu da yaptığımız ünite değerlendirme testleriyle biz aslında konuların hepsini baştan aşağı taramış oluyoruz. Ve bu sayede bütün konuları teker teker dikey ve yatay sorularla, yeni nesil görselli sorularla halletmiş oluyoruz ve inşallah yeni nesil beceri temelli sorular bizim için çok rahat olacak. Peki kitabımızın içerisindeki bu zorluk seviye sistemi nedir? Her setimizin arkasında, her kitabımızın arkasında bizim nelerimiz var? Kitap analizimiz, set analizimiz kısımları var. Gel sana set analizi kısımlarını göstereyim. 8. sınıf Dinamo soru bankaları tüm dersler set analizi kısmını göstermek istiyorum. Zorluk seviyesi soru sayısı. 1, 2, 3, 4, 5 tane zorluk seviyemiz var. Bunlar başlangıç, temel, orta, zor ve pro seviye olmak üzere 5 tane seviyemiz var. Ve bu setimizin içerisinde, yani Dinamo 8. sınıf yeni nesil soru bankaları setimizin içerisinde 747 tane temel seviye sorumuz var. Mesela sıfırdan kitaplarımızın içerisinde başlangıç seviye sorularımız da var. Ama burada başlangıç yok. Direkt temel seviyeden başlıyoruz. Konu öğreten testlerimiz. Ardından 1968 tane orta seviye sorumuz var. 1152 tane zor seviye sorumuz var. Ve 117 tane de pro seviye sorumuz var. Çünkü gerçekten mesela matematikte bazen pro seviye sorular gelebiliyor. O yüzden biz buna da hazırlık yapmış oluyoruz. Ve bu sayede bu sorularla çalıştığımız zaman seviye seviye temelden zora doğru koşmuş olacağız ve başarılı olacağız. Yeni nesil soruları dinamik, analitik bir şekilde ve MEB müfredatına %100 uyumlu bir şekilde halletmiş olacağız. Ve aslında burada yazan soruların daha fazlası da var kitaplarımızda. Nasıl oluyor diyeceksin. Gel sana göstereyim. Bir kere her kitabımızın içerisine bak, dikkat, dijital sorular içerir yazıyor. Ve burada da DS logosu koydum. Bu DS logosu dijital soru demek ve her testimizin sonunda, mesela burada kaç soru var evladım benim? 6 soru hocam. Harika, 6 soru var ama ekstradan bir de 2 tane dijital sorumuz var. Hatta sana bu uyarımızla göstermek istiyorum. Diyor ki burada, hop diyor, test daha bitmedi. Hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz diyor. Aslında her kitabımız aktive olan mükemmel bir dijital kitap. O ne demek? Bak, her kitabımızın arkasında kazıma kodlu bir yerimiz var. Bu kodu kazıdığımız zaman kitabımızı TATS uygulamasından aktive edebiliyoruz. Ne demek bu? TATS uygulamamız iOS, Android'de hepsinde var. Zaten nasıl aktive edeceğin burada videolu bir şekilde ve benzeri anlatılıyor kitabın arka iç kapaklarında. Ve bunu aktive ettiğimiz zaman kitabın dijital dijital versiyonunun hepsine ulaşabiliyoruz. Aynı bu soruları dijitalde, cep telefonunda, işte tabletinde ve benzeri hepsini görebilirsin. Ve aynı zamanda dijital sorulara, yani kitabın içinde olmayan ama ekstradan neredeyse bir sayfalık, yani mesela bu test 2 sayfa gözüküyor ama 3 sayfa bu test. Yani 2 sayfa değil, 1 sayfası dijitalde ve bu dijital sorulara ulaşabileceksin ve bunları çözebileceksin. Ve bu sonuçları da dijital kitabında saklayabileceksin. Kendi soru hazinende, hata kutusunda saklayabileceksin. Ve bu sayede bütün dersleri halletmiş olacaksın ve aynı zamanda her sorumuzun video çözümü de mevcut. Yani buradaki kare kodları okuttuğun zaman yine TATS uygulamasından bütün soruların açıklamalı video çözümlerine ulaşabileceksin. Bütün dersler için buna ulaşabileceksin. Ve bu sayede feni, dini, İngilizceyi, matematiği, Türkçeyi, inkılap tarihini hepsini halletmiş olacağız. Ve başarıdan başarıya koşmuş olacağız. Dinamo setimizin temel özelliklerini sana bir daha özetlemek gerekirse çok basit aslında. Temelden soruları kavruyoruz. Yorum analiz yapma yeteneğimizi yeni nesil sorularla geliştiriyoruz ve nitelikli sorular çözerek nitelik kazanıyoruz ve dikey ve yatay soruları çözerek de beceri temelli sorulara alışmış oluyoruz. Ve en önemlisi MEB müfredatına %100 uyumlu, LGS'de çıkacak sorulara %100 uyumlu ve benzer sorularla güncel ve doğru çalışıyoruz. Tabii ki bunları yaparken ünite değerlendirme testlerimize yazılı ya da hazırlanmış oluyoruz. Ve hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla, ama şunu da söylemek istiyorum. Dinamo setimize Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarından ulaşabilirsin. Ve listesi de aşağıda açıklamada linkte il ve ilçeni seçerek bulabilirsin. Aynı zamanda Tonguç mağaza, Tonguç'un resmi kitap sitesi, oradan da ulaşabilirsin. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla bakalım.